Herkese merhaba. Sistem Dönüşüm ve Etki Programı'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yayına ben tek başıma yapacağım. Bunun nedeni de Ekin başka bir yerde olmak zorunda bugün için. Ama bir yandan da hep şey diyorum, konuğumla birlikte bu yayını tek yapmaktan dolayı da çok mutluyum bir taraftan da. Bugünkü konuğumuz Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçal'a. Selen'in ben böyle bir süredir çok yakından tanıyorum, takip ediyorum kendisini. Özellikle toplumsal cinsiyet, iş hayatında, iş dünyasında, eşitlik kısımlarında çok yoğun olarak çalışıyorsun. E, tabii şey de var, böyle çok sivil toplum geçmişinde var, işte kurumsal hayatta var, iş dünyası kısımları da var. E, yaptığın çalışmaların iş dünyasında önemli bir fark yarattığını düşünüyorum kendi adıma. Hani bu alanda çalışan birisi olarak. Ama Selen neden bu işlerin içerisinde? Neden girdin kısımlarına? Bize böyle detaylıca anlatabilir misin? Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk elbette. Çok sağ ol Cüldeciğim, bu fırsat için. E, neden girdim? Evet ben de kendimi e, son yıllarda hep sivil toplumcu diye tanımlamayı seviyorum. E, öncesi kurumsal hayat. Ama son 8 yıldır çok aktif şekilde sivil toplum içindeyim. Aslında şöyle gelişti olaylar. Ben işte enstrümantistim ve hep pazarlama, satış, ticari evet. pazarlama departmanlarında çalıştım. Perakende sektöründe, telekomda çok severek çalıştım ve bir şekilde bu severek yaptığım işimin içinde bir kadın olarak ama o zaman bir kadın olarak olduğunu hissetmeden bir takım patinajlar çektiğimi hissediyordum evet. ve öyle bir anlam. Ve işte ne yapabilirim bu konuda gibi bir arayış başlamıştı. Bundan yaklaşık 10 sene öncesinden bahsediyorum. Sonra e, kendimi bir şekilde bir e, sosyal girişimci olarak buldum, yani sivil toplumcu e, olarak buldum. Ama açıkçası bu kavramı ya da e, yani ne yapar ne eder bir sivil toplumcu hiç bilmeden girdim bu işlere. Ve e, ilk çalıştığım alan kadının aslında e, tepe yönetimde ve üst. Ee, yönetimde çalışması, işte karar merciminde çalışması Hı. konularıydı. Ve böylece Sevil Toplum'a giriş yaptım. <laughs> Ayka. Yani. Ee, özellikle şeyi çalıştığını biliyorum uzun yıllar. Yönetim kurulu tarafında kadının temsiliyeti, oraya evet. dahil olması kısımları da. Şimdi e, bir süredir de Yanındayız Derneği'nin aslında liderliğini yapıyorsun. Evet. Ee, yanındayız Derneği de benim tarafından bakıldığı zaman e, şey hep görüyorum yani Türkiye'deki ee, ...çalışılması gereken alanlardan bir tanesinde şu anda lider olarak duruyor. Bunun temel nedeni de şu, hep biz böyle kadınların yanında olduğumuzu, kadın güçlenmesini bir taraftan söylerken aslında... Bu alanda yapılan çalışmaları da çok ortaya çıkartamıyorduk. Hani Ya da yapılan çalışmalar birazcık daha yüzeysel kalıyordu. Ama siz şu anda Yanındayız Derneği'yle aslında erkeklerle birlikte hareket ediyorsunuz. Evet. Orada ters köşe bir e, konu var. Bizi oraya anlatır mısın? Yani Yanındayız Derneği'nin çıkış noktası. Neden erkekler süreçlerin içerisinde aslında? Evet, e, çok güzel söyledin ters köşe. Aslında neden erkekler sorusu da çok hoşuma gitti çünkü e, e, farkındaysan hep toplumsal cinsiyet eşitlik, eşitliği konuşurken e, bize ya da bana da belki sana da en çok sorulan soru peki neden kadınlar oluyor yani mesela karar merciğinde ya da yönetim kurulunda neden kadın katkısı ne faydası ne e, işte bizler de bu soruyu hep reddediyoruz çünkü hiçbir zaman e, yönetim kurulunda daha çok erkek olmasının faydası sorulmuyor ee, işte ya da iş hayatında neden daha çok kadın biz de onun altında doldurmaya çalışıyoruz daha çok kadın olursa şöyle olur kadının katkıları bunun olur, olur diye hep onu açıklamaya ve şey kanıtlamaya çalışıyoruz şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde aslında kadın mücadelesinin ve dayanışmasının diyeyim hani önemi çok büyük tabii ki bildiğimiz yani yüzlerce yıllık bir mücadele var ama özellikle bu 18. yüzyılın sonundan itibaren kadınlar belli hak arayışları işte mülkiyet hakkı, oy kullanma hakkı gibi başlıyor ve işte birinci dalga, ikinci dalga, şimdi üçüncü dalga ve günümüze kadar uzanan bir feminizm hareketi var. Kadın hakları, kadın örgütlenmesi o kadar aslında Önemli ki Türkiye'de de hep şimdi Cumhuriyet'in yüzüncü yılını konuşuyoruz. Hep Cumhuriyet'i bir kadın devrimi ve kadın haklarındaki iyileşme açısından ele alıyoruz. Çok önemli adımlar atılmış, çok önemli kazanımlar elde edilmiş. Ve bugün Türkiye'ye sadece Türkiye'ye bakarsak dünya üzerinde... E, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışan 500'e yakın dernek var, oluşum var. Vardı mı? O var. kadar. <laughs> e, evet ve bunlar çok farklı alanlarda, çok farklı Hı -hı. disiplinlerde. İşte e, ya fonksiyonel bakıyorlar, ya sektörel bakıyorlar, Hı -hı. ya da hak savunuculuğu gözüyle bakarak kadının statüsünü iyileştirmeye çalışıyorlar Hı -hı. ve çok da önemli faydaları var ve kazanımları var. E, kurumların da var, kişilerin de var e, ve bu. İyi ki var, iyi ki devam ediyor ve işte bizim bildiğimiz Cumhuriyet döneminden bu yana çok önemli kazanımlar iyi ki elde edilmiş. Ama yetmiş mi ve yetiyor mu? Hayır. Biz bu kadar çalışma yapıyoruz, bu kadar anlamlı iş ortaya koyuyoruz. Gene de bazı rakamları şimdi özellikle son 10 yıldır, 20 yıldır takip ettiğimiz rakamlara bakıyoruz. Çok hatır sayılır bir ilerleme yok. Kadın birçok alanda daha yüzde elli, seviyesi değil... Kritik eşiği bile geçemiyor yani yüzde %30'u bile geçemiyor. Ee, öyle olunca burada bir eksiklik var. Nedir bu? Aslında erkeklerin katılımı. Yani e, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini dert edinecek kesim sadece kadınların kendisi olmamalı bakış açısıyla aslında e, tüm dünyada ve Türkiye'de. 30 yıl öncesinde yaklaşık bir pro -feminizm hareketi doğuyor. Bu da erkeklerin bu meseleye biz ne yapabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz? İşte insan hakları temelli eşitlik ne demektir? Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir acaba? Ben bir erkek olarak acaba neler yapıyorum ya da neler yapmıyorum bu konuda? Hem yüzleşme yaşadığı hem de e, çevresindeki yine ağırlıklı erkek kitleye de bir e, rol model teşkil ettiği bir hareket bu dünyada kurulan bildiğimiz kadarıyla dördüncü ya da beşinci oluşum yanındayız. Hmm. Yani aslında çok Türkiye için çok ilerici. Beş sene önce kurulmuş ve hmm. dünyayla neredeyse eş zamanlı bu trendi yakalamış bir oluşum. Hanım, bir de tabii şey de var orada. Erkeklerin süreçlere dahil olmasını ben çok önemsiyorum. Ve orada aslında evet. bir taraftan da bir kavramsal açıdan konuyu çok, çok iyi anlamaları gerekiyor. Çünkü hani bu tarz süreçlerde var olan erkeklerin hepsinin de o kavramsal süreci çok iyi anladığını düşünmüyorum. Onu bir kenara bırakıyorum. Hani orada çünkü Türkiye'de özellikle işte kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet eşitliği dediğimiz kavramlar bazen çok karışabiliyor. Ee, ve burada e, aslında özellikle iş dünyasının içerisinde erkeklerin bunun savunuculuğunu yapması orada çok büyük bir e, değer katacaktır. Çünkü şeyi çok iyi biliyoruz hani sen de bunu yaşıyorsun, ben de bunu yaşadım. Yöntem kurulunda kadın olması gerektiğine ya da işte evet. e, üst düzeyde kadın olması gerektiğini söylediğimiz zaman e, şeyle karşılaşıyoruz. Ama insan kaynakları alımını yaparken bu süreçlere bakarken... Orada erkek iyiyse onu almayalım mı? Yani evet. bir seçim kısmında. Aynen. Hani bazen dolayısıyla bu sorular çok şey olabiliyor benim açımdan çok yüzeyde kalabiliyor. Oraların çok derinlemesine tartışmak da lazım. Ee, şey fark ediyorum yani yanındayız derneği zaten bu çalışmaları yaparken çok derinlemesine çalışıyor Sizin özellikle üyeleriniz bu konuya çok bağlı ve sahiplenmiş durumdalar. Çok. Ee, değil mi? Hep çok. o onu evet. yani şeyde evet. dışarıda bir üyenizle karşılaşsam bu konuda hani çok böyle donanımla ve bununla ilgili çok iyi şeyler söyleyebiliyor. Daha doğrusu ihtiyaç odaklı e, söylenmeleri de olabiliyor. Şeyi öğrenmek istiyorum aslında. üyelerin arasında böyle kadın erkek dağılımı nasıl? Şimdi yola çıkarken 5'ten önce tamamı erkeklerden oluşan bir kadın liderliğinde kurulan ve yanındayız kadın haklarının ve kadının yanındayız diyen 40 erkeğin kurduğu bir oluşum. Her disiplinden erkek var işte iş dünyasından, sanat dünyasından, akademik dünyadan, siyasetten ve özellikle de toplumu etkileyen toplumda etki alanı geniş olan erkekler kuruyor ve bizler kadındı, kadınların yanındayız diyor. Sonra 5 sene içinde birlikte çalışmak da çok önemli. Şimdi sadece hani erkekler bu işin savunuculuğunu yapsın. Evet. Ama kadın erkek birlikte çalışma olgusu da profeminizin de çok önemli bir yer taşıyor. O yüzden kadın üye de almaya başlıyor dernek ve şu anda üyelerimizin yüzde %20'si kadın. 140 üyenin işte içindeki oran dağılım bu şekilde. Kurumsal üyeler var, bireysel üyeler var. Kavramlar gerçekten çok önemli. Ee, bizlerin yani bazen kadınlar da erkekler de aslında toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarında da senin de belirttiğin gibi e, çok e, bilinçli olamıyoruz. O yüzden yanındayızın odaklandığı nokta en başta bu kavramları belirtmek. E, sabitlemek, herkesin aklındaki tanımları eşitlemek e, ve bu konuda da işte seminerler yapmak, eğitimler yapmak, farkındalık çalışmaları yapmak. Mesela şimdi biz kadın erkek eşittir nokta diyoruz. Böyle bir hmm. e, sloganımız var. Bana bazı arkadaşlarım ya da bazı yakınlarım diyor ki, Selen kadın erkek eşit değildir ki. E şimdi biz aslında eşitliği bile yanlış anlıyoruz. Aynılık anlıyoruz. Yani kadın ve erkek aynı değil. E tabii ki aynı değildir, farklıdır. Aslında her kadın ve her erkek de birbirinden farklıdır, özgündür. biz burada iki cinsin cinsiyetin aynı olmasını savunmuyoruz. Zaten farklılıklarımıza saygı duymayı ve bu farklılıklarla birlikte birbirimize eşit yer açmayı konuşuyoruz. Dolayısıyla bahsettiğim gibi bu kavram tanımlaması çok önemli. Evet şeyi de şimdi hatırladım kadın erkek eşitliği nokta dediğin zaman orada konferansta da hatırladım evet. ben konferansa da katılımcı olarak geldiğimde bir tane panelden inanılmaz keyif almıştım Meral Hoca'nın hı hı. yaptığı panelde evet. şimdi orada zaten üç tane katılımcı yani panelist aslında farklı farklı yaş grubunda olan kişiler şeyi anlattılar vakti zamanında. E, yaptıkları hataya ama o dönemlerde hata ya da e, yapılmaması gereken bir şey olarak düşünmediklerini bir taraftan bununla ilgili nasıl bir gelişim gösterdiklerini Bunu yaparken hem bireysel hem de kurumsal açıdan kurumları açısından da bakıyorlar. Ve orada bence ciddi bir yüzleşme vardı. Hani bunu rahat rahat konuşuyor olmak... Bazılarını kabulleniyor, bazılarını kabullenmiyor olmak da önemli. Çünkü kabullenmediği noktada da hani o yüzleşme sırasında bununla ilgili ne yapabilirim diyor. Ben hep o şeyden panelden onu aldım. Evet burada bir çaba var ama şey de görebiliyoruz. Bu çaba derinleşebilir, bu çaba derinleşmeyebilir. Ee, ama Yanındayız Derneği'nde bu çabanın derinleşebileceği alanlar var aslında. Bence siz orada tırnak içinde erkeklere derinleşmek için de bir alan sunuyorsunuz. Belki de kendi kurumlarında ya da işte çalıştıkları iş yerlerinde bu alanı da sahip değillerdi. Ben orası da kritik. Hani farkında olmamak şeydir ya. Evet. Hani öğrenemiyorsa ya da farkında değilse hani evet, şey. o alanda verelim ve orayı da yapsın. Ondan sonrasında nasıl hareket ettiğine bakmak lazım. Bir de şeyi hatırlıyorum, ee, galiba yaklaşık bir, bir buçuk sene önceydi. Tam o senesini hatırlamıyorum ama yanındayız derneğinin yönetim kurulu başkanlığını da alırken oradan bir seçim sürecinden geçtiniz. Evet. Ee, şimdi benim açımdan orası da böyle günlük e, bir şeydi ve kritik bir noktaydı. Çünkü uzun zamandır e, böyle bir seçim süreci de görmemiştim. Yani 20 evet. senedir böyle sivil toplumda çalışıyorum, bağlantım var. Hep genelde şey olur, e, yönetim kurulu başkanlarım, bir öncekiyle birlikte hani e, tırnak içinde o tarafa hazırlanır, e, o alan yaratılır. E, birazcık daha böyle e, nasıl diyeyim ortak kararla çıkar. En azından benim çalıştığım sivil toplum kuruluşlarında öyle oldu. Ama Yanındayız Derneği'nde birazcık şey de vardı hani böyle tatlı bir rekabet de vardı evet. bence. Dışarıdan birisi ya. Evet aradığımız bazen şey <laughs> olabiliyor, ruh da bu olabiliyor dedim. Ee, bence oradaki o seçim süreci de yanındayız derneğini de başka bir yere de konumlandırdı diye hissediyorum. O deneyim senin açından nasıldı? İlk deneyim miydi? Hani bundan sonrasında şey de düşünüyorum, diğer sivil toplum kuruluşlara bu alanda yaratır mı yanındayız derneği? ilham oldu mu sence? O deneyimi öğrenmeyi çok isterim. Umarım ilham olmuştur, çok sağ ol. Ee, Demin belirttiğin gibi şeyden alayım, Meral Tamer ve e, yüzleşmeler seansından çok etkiliydi. Bizleri de çok e, etkiledi, beni de. E, her şey yüzleşmekle ve farkındalıkla başlıyor aslında. Yani o olmadıktan sonra ilerleme gelemiyor. Yanındayız'ın belki de en önemli misyonlarından biri bu. E, ve seçim süreci de aslında tam bir farkındalık yaratma sürecine dönüştü. Yani seçimin ötesine geçti bence de. Umarım ilham verir ve örnek olur o, sivil topluma da, siyasete de, her şeye de. Benim açımdan aslında seçim süreci şöyle, ben e, tabii kendimi böyle bir şeyin içinde buldum. Hazır mıydım? Değildim e, ve bir sene öncesinde örneğin, bu süreçten önce böyle bir şey tahmin dahi etmezdim. Evet. Ama iyi ki de böyle ilerledi diyorum. Çünkü derneği çok güçlendirdi, hepimizi çok güçlendirdi, beni de güçlendirdi. E, şöyle ki, e, aslında belki şey e, açısından önce bir bakmak lazım. E, yani Türkiye'de konuştuğumuz bu demokratikleşme, ...iyi yönetişim kavramlarının altını nasıl dolduruyoruz? Yani çok konuşuyoruz ama altını doldurmak için neler yapıyoruz bakış açısıyla belki biraz daha e, kur, e, seçimin öncesini e, okumak lazım. E, şimdi şöyle bir şey oldu yanınız çok aslında etki alanı geniş güçlü e, ama bir o kadar da genç bir dernek beş yıllık bir dernek e, ve e, bilirsin ki sivil toplum kuruluşları için aslında özel sektör ve şirketler için aynı şey söz konusu e, kurucu başkanın Kurucunun derneği bırakması e, o oluşumu, ilk e, başkanlık devri çok travmatik bir süreç. Tabii. Aslında aynı hani bir çocuğun e, 0-6 yaş döneminden artık başka döneme evrilmesi gibi. Anneyle ya da ebeveynle bağını e, biraz daha e, koparması, özgürleşmesi e, ve artık kendi kendine e, olgunlaşma sürecine adım atması. Dolayısıyla şimdi bütün, bütün dernekler için bir kurucudan ayrılmak, ee, o ilk kuruluş değerlerini hem devam ettirerek, hem de artık özgürleşerek üzerine katarak devam etmek çok şey e, farklı hmm. e, ve e, bir açıdan zor, bir açıdan da keyifli bir süreç. Ben burada ilk şeyden çok etkilenmiştim. Aslında kurucunun e, Nurger, hepimizin hmm. yakından tanıdığı hem sanayici şapkasıyla hem de aslında kadın hakları hmm. şapkasıyla, yani Türkiye'de 40 yıllık kadın hakları aktivizmi yapan ve çok önde gelen bir isim. Ee, Nurgir'in aslında e, biriktirdiği bu yolculukta, Türkiye'de işte kurduğu hem e, sanayide hem iş dünyasında kadın destekleyen pek çok örgüt var siyasette. Bunların kurucusu olduktan sonra süzüp aslında aynı Ekim'in geldiği nokta gibi yani neden bu işin için erkekler yok diyerek e, fikir anneliğini yaptığı ve yanına çok güçlü isimleri alarak ortaya koyduğu. E, toplumsal cinsiyet hareketi içindeki son işim olarak adlandırdığı çok göz bebeği bir yapıyı çok ısrarla bırakmayı istemesi aslında e, çok önemli bir şey bizim için. İlham kaynağı diye düşünüyorum. Özellikle siyasete çok ilham olmasını diliyorum, arzu ediyorum. Çünkü bugün baktığımız dünyada e, pek çok önemsediğimiz, beğendiğimiz liderler, evet çok beğeniyoruz ve çok vizyonerler ama koltuğu bırakmak istemiyorlar. Hmm. Belki de e, sürdürülebilirliğin ve gelişimin önündeki en önemli etkenlerden biri de bu. E, Hanım'ın burada e, çığır açan bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Ve ısrarla bu e, isteğinin arkasında durması, ısrarla ben bu işi bırakacağım ve benden sonrakiler daha ileriye taşıyacak düşüncesine inanması. Bence aslında Seçim sürecinin de bizim yaşadığımız Hı. keyifli gitmesinin e, temelini oluşturuyor. Hı. Yani onun o noktadaki kararlılığı e, ve burada hani bunu ben ve arkadaşlarım kurmuş olabiliriz ama ileriye taşıyacak da başka bir ekip e, ve hatta çok çeşitlikle kurgulanmış ve içinde gençlerin de olduğu e, kapsayıcı bir ekip demesi bu düşüncenin arkasında durması çok kıymetliydi. Yani bu sürecin beni en etkileyen noktası ne dersen bu oldu benim için de şaşırtıcıydı çünkü çok hayatımda gördüğüm bir örnek değildi. Sonra evet böyle keyifli ve rekabet dolu bir sürece girdik ama bunu hiç hiçbirimiz kişiselleştirmedik. Daha ideolojik baktık. Yani iki tane ekip vardı. Birisi ben bu şekilde yöneteceğim diyordu. Birisi bu şekilde ve bunu dernek üyeleri belirledi. Bence en güzeli bu. Yani bir eee mevcut yönetim kurulu tavsiye etti ve uygulandı değil. Dernek üyelerinin hepsi için işin içinde e, katkı sağladı. Hepsi girdi ve hepsinin kararı uygulandı. E, o yüzden de çok e, derneğin üyeleri arasında da bence katılımcılığı teşvik eden bir süreç oldu. E, çok e, yani Görünmemiş bir e, hani katılım aynen, sağlandı. Aynen. Yurt dışından özel gelen üyeler oldu. Yurt içinden farklı şehirlerden gelenler oldu. Biz böyle bir şey yaşadık gerçekten. Hı. yani Ve Türkiye'nin de seçimiyle aynı dönemde Mayıs ayındaydı. Aynı dönemde aynı e, anda bunu Hı. yürütmemiz de hiç tesadüf değil diye düşünüyorum. E, çok örnek e, bir e, seçim süreci yaşattık. Ve değerlerimizi yani savunduğumuz değer ne bizim zaten demokrasi insan hakları, katılımcılık, kapsayıcılık. Bunu direkt kendi değerlerimizi, e, savunduğumuz şeyi kendi e, dernek değerlerimizi entegre edebildik bu süreçle diye düşünüyorum. Tam onu soracağım aslında yani dernek mesela yanındayız derneği bunu çok rahatlıkla yapabildi. He? Ben oradaki süreçte senin özellikle hı hı. yaptığın iletişim çalışmalara benim için çok değerliydi. He? Bir e, hem kendini anlatmak neden e, feminizm tarafında durduğum, profesyonizmle ilgili o kavramı yaygınlaştırman, toplumsal cinsiyet kavramını yaygınlaştırma, bununla birlikte aslında yanında Derneği'ni de güçlendiren bir kavramdı. Bence bunu zaten bir kadının yapıyor olması benim için başka açılardan da çok değerli, onu da söyleyebilirim. Ama o süreçteki gördüğüm şeylerden bir tanesi katılımcılık. Biz bunu uzun zamanda şeyi bırakalım, özel sektör, kamuyu bırakalım bir taraftan. Yani sivil toplumda da çok rahat görmüyorduk. Dediğim gibi ben birçok alanda şey yapıyorum, sivil toplum kuruluşlarına destek veriyorum. Yönetim kurulu üyeliğim var ama oradaki o şeffaf e, alan, yarattığınız şeffaf alan hani bir taraftan. Katılımcılığı zaten arttırdı gibi hissediyorum. Evet, yani birkaç istedim. tane şeyde senin özellikle vizyonunu anlattığın toplantı bence çok değerliydi. Ee, orada insanları davet edip Yanında izahane ile ilgili vizyonun ne olduğunu aktarıp bunu no, soruları tek tek alman, birlikte bunun üzerine konuşmanız zaten katılımcılığı çok teşvik ediyor. O yüzden bence ilham vermesi gerekiyor diğer sivil toplum kuruluşları. Biz bazen oraları kaçırıyoruz yine yani, katılımcılık şeyine, alanına. Bazı, çok güzel söyledin. Bazen tabii e... Yani savunduğumuz vizyona ve yaptığımız faaliyetlere o kadar bağlanıyoruz ki hmm. o ekosistem dediğimiz dış dünyayı da göremeyebiliyoruz. Yani sivil toplum kuruluşunun biraz hani ben bu işi çok güzel yapıyorum ama belki senin çevrende bu işi çok güzel yapan üç tane daha benzer STK var. Hani onlarla güçlerini birleştirebilirsin noktasında atlayabiliyoruz. Ee, bu noktada o, evet o süreçte e, benim de e, hem üyelerden ben çok beslendim. Her biriyle tek tek görüştüm. Hem de e, ekosistemden, yani aslında üye olmayan, hatta yanındayızı hiç tanımayan, e, yaklaşık yüzün e, üzerinde değil, hmm. insana giderek. Bunların e, bazıları sivil toplumcu, bazıları bambaşka e, dünyalardan. E, aslında profeminizme ilişkin görüşlerini aldım. Bir de e, şunu yaptık, e, şimdi e, seçimde ne yapılır? İşte yönetim kurulu ve denetim kurulunu e, kurarsın. Ben onun dışında advisory board, danışma kurulunu da kurmak istedim. Çünkü danışma kurulu biraz şey gibi görülebiliyor bazen hani prosedürel. Oraya çok Aynen. önemli kıymetli isimler alınıyor ve onların adının görünmesi bile yetiyor. Öyle olsun istemedim. Aslında hani hakikatin peşinde Hı -hı. olduğumuz için yani gerçekten... O kişilerin de bu sürece katkı sunmasını çok istedim ve onlara bakarak da biraz hizalanmak. Yani hem danışma kurulumuz hem de işte bahsettiğim ekosistemdeki önemli kişileri, senin de katıldığın ve benim çok Hı -hı. mutlu olduğum o toplantı Mayıs başında yapmıştık. E, vizyon ve aslında biraz e, arama konferansı gibi de geçirdik. Hı -hı. Yani yanındayızın hedefleri ne olmalı, nasıl görüyoruz e, ve beslendik. Ee, çok çok önemli buluyorum. Yani danışma kurulunda o yüzden e, o noktada daha yönetim seçilmeden çünkü bana şey sormuştu hocalarımız. Şimdi orada da e, aslında işte siyaset bilimi, iletişim, sosyoloji, psikoloji. Ee, ...ve pek çok disiplinde, e, femi pek çok disiplinin, feminizm kesişimiyle çalışan çok kıymetli profesörler var. İş dünyası ve yine e, işte basında e, kadın haklarıyla ilgili yıllarca çalışmış isimler var. 16 kıymetli kıymetli kadın e, danışma kurulumuzda. Ben onlarla böyle hem toplu birkaç e, buluşma yapmıştım hem de işte onları da bu toplantılara davet etmiştim. Bana demişlerdi ki Selacığım bu bir seçim süreci hani <laughs> <laughs> yani sen e, seçilemediğin noktada biz ne yapacağız? Hani <laughs> hiçbir şey hayır e, boşa gitmeyecek. Hani sonuçta ben evet seçilemeyebilirim. O zaman bu sizin kattığınız know Nobel'u. Diğer taraf kullanır yani gibi bir bakış açısıyla yola Hı -hı. çıkmıştık. Bence hepimizin dikkat etmesi gereken ya da işte senin dediğin gibi gözetmesi gereken nokta şu ekosistemi içine almak Değil çalışmalarımızda ya yani onu dışarıda bırakmama konusu çok kıymetli. Aynen bir de tam senin de dediğin gibi aslında şey kısmında farklı insanların sesini duyabileceğimiz mekanizmalarda oluşturmak. Bazen biz çünkü çok böyle ekosistem biliyoruz ama içimize kapanabiliyoruz o ekosistemin içerisinde. Ve oraya da aslında katılım araçları da yaratmıyoruz. Hani evet. bu şey oluyor çok bilerek ve isteyerek değil hani stratejik anlamda yapıldım ben hiç düşünmüyorum. <laughs> ama farklı insanların farklı insanların değil farklı seslerin duyulması için de o araçları yaratmazsak zaten Hani o katılım mekanizmalarını da oluşturamayacağız. Ben de hep o tarafa törpü bakmaya çalışıyorum ama şeyde, de olayın başında yapılan toplantılarda mesela bunu çok net görmüştüm ki birçok toplantıda da bunu hissetmem şeyden evet yapılabiliyormuş hani demek ki istenince bu alanı olabiliyormuş ve bu alanda insanlar ya da kurumlar açabiliyorlarmış diye düşündüm ya bazen o çatışmaya müsaade etmek çok kıymetli değil mi maruz kalmak maruz kalmak o eleştirilere almak farklı ve yani hiç yani yakın olmadığımız düşünceleri böyle direkt duymak bu anlamda işte seçim o yüzden çok besleyici. Çünkü düşün ki iki grup var ve ikisi çok farklı bir yaklaşım savunuyor. Aslında iki yaklaşım da doğru. Hani o okulda yaptığımız münazaralar mantığında. <laughs> birisi A diyor, birisi B diyor. O iki grubun da bu anlamda farklı olguları savunması da iki tarafı da çok geliştiriyor. Çünkü ona karşı sav geliştirmek <laughs> aynı o işte münazaraya hazırlanır gibi aslında. Bu da çok kıymetliydi. Ee, dediğin gibi e, enteresan bir süreç oldu. Evet. evet, şimdi birazcık daha şeyden yanındayız, derneğinin yan tarafına geçiyorum hani... ...kondan da çok korkmadan. Evet. Şeyi, e, bir kavram soracağım hani toplumsal cinsiyet eşitliğini çok konuşuyoruz ama... Evet. ...senin açından, senin için toplumsal cinsiyet eşitliği ne demek? Çok güzel. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği aslında yanında yazın felsefesiyle sanki eş zamanlı hayatımıza gelen giren bir kavram. Yine 30-40 yıl öncesinde doğmuş bu ikinci feminizmde. feministimde ve işte özel olan politiktir ile yani kadının ya da kendini insanların ne olarak tanımlamasına müsaade etmektir diyebilirim belki de kadının da erkeğin de herkesin hani ee, öğrenilmiş e, bir e, durumla yola çıkmaması kendini nasıl tanımlamak istiyorsa toplum içinde e, o şekilde hayatına devam etme özgürlüğüdür belki de. Hmm. E, ve e, evet şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği deyince tabii e, çok farklı algılar var herkesin aklında. E, ama e, böyle çok bu işi politize etmeden e, gerçekten e, olması gerektiği gibi savunursak e, sanıyorum e, çıkış yolumuz olacağız. Değil <laughs> mi? Evet. E, tam buradan da şeyi soracağım. E, şimdi sivil toplum sektöründe çalışıyoruz, özel sektörle sen çok e, ilişki içerisindesin. Orada hem işbirlikleri içerisinde projeleri yapıyorsunuz ya da eğitimleri de yapıyorsunuz bir taraftan. Bir yandan da kamu var. Şimdi üç farklı sektör açısından baktığınız zaman aslında sivil toplum sektöründe de benim görüşüm olarak şey var. Özellikle e, bu karar alma mekanizmalarının olduğu platformlarda, alanlarda cinsiyet eşitliği çok söz konusu değil. Hani bu alanda çok araştırma yapılmıyor ama 10 sene önce yapılan bir araştırmada bunu Yaşama Dair Vakfı yapmıştı ya da ekibi yapmıştı. Sivil toplum sektöründe e, böyle üst düzey hani karar alma mekanizmalarına dahil olan e, kadınlar yüzde yirmiyi geçmiyordu. O dönemde ben de bir sivil toplum kuruluşunda genel müdürdüm ve hep bana şey soruluyordu örneğin. Bir kadın genel müdür olarak nasıl? Hani, Hı -hı. Gazetecilerle bir araya geldiğimizde hep söylediğim şey hani herhalde erkek olsaydım erkek genel müdür olarak bunu sormazdınız bana bu diye. Ve orada hani duruyorlardı birazcık da hani bu söylemleri kendilerine de yansıtmaya çalışıyordum. Bir diğer konu da aslında şeyde genç olmakla ilgili. Çünkü 35 yaşın, 36 yaşında da genel müdür olamazsın diye şeyler vardı. Hem genç hem kadın. Yani sürekli bunlar ön plana çıkıyordu. Bence hala sivil toplum sektöründe ekiplere baktığımız zaman gönüllüler açısından kadın sayısı çok fazla. Ama işte yönetim düzeyine geldiğimiz zaman orada kadın sayısı gitgide azalıyor. Bu özel sektörde de var. Kamu sektöründe zaten çok yoğun. E şey sormak istiyorum. Özellikle sizin iş dünyasıyla da çalışırken bu cinsiyet eşitliğini sağlamak için özel sektör nasıl aksiyonlar almalı? E, bunu da şu yüzden soruyorum. Onların e, bence hem insan kaynağı açısından hem de finansman açısından bu alanlara çok yatırım yapabilecek durumdalar. E, dolayısıyla özel sektör odağında sormayı tercih edim. Ne yapmaları gerekiyor? Ha, yapılacaklar listesi çok geniş, çok uzun ve aslında sıklıkla da üzerinde konuştuğumuz listeler... ...aslında konu bir şey, yani tedarik zinciri gibi, işte kadının okullaşmasından, eğitimine, eğitimde eşitliğe, oralara kadar gidiyor. Ve sonra tabii istihdam süreçleri, terfi süreçleri, performans süreçleri, kadın liderlere yetiştirmek için işte özel bir şey, efor sarf edilmesi... Kadının sadece yönetim ekiplerinde değil, yani yükseliş süreci değil, yönetim ekiplerinde icrada olduktan sonra yönetim kurullarındaki varlığı gibi gibi pek çok aşama var. Hepsine özel olarak hani bir oya işler gibi bakmak gerekiyor. Özel sektörün aslında yapacağı reçete çok belli. Tabii bir de bu şeyde ben hep kreş konusunu ayırıyorum. Çünkü yani çok <laughs> önemli bir mesele. Bu bakım konusu... Kadına atfedilen bir durum olduğu için sadece çocuk bakmak da değil yani evdeki anne babanın, yaşlıların bakımı da, evin bakımı da her şey kadında olduğu için e, bu görünmeyen bir emek söz konusu. Aslında kadın 2 çarpı 2 çarpı 3 iş yapıyor e, ve dolayısıyla kreş konusuna kalıcı bir çözüm bulmak bence özel sektörün e, sadece devletten beklenmeyecek, onunla e, el ele götürecekleri bir konu. Ee, ve tabii ki e, şimdi hep şey konuşuyoruz işte eşit işe, eşit ücret veriyor muyuz? Bunları bazı kurumlar özellikle şey yapıyor, takip ediyor. Kendilerine işte hedef koyuyorlar. Hmm. Ee, burada da tabii şu karşımıza çıkıyor. Yani kadın eğer e, piramitte yükselemediği noktada belli ya da belli departmanlara sıkıştığı noktada... E, ...karar alamadığı noktada, kar zarar yöneten departmanları yönetemediği noktada tabii ki eşit ücret alamıyor bunları da şey ele almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yapılacaklar listesi çok uzun ve çok net. Reçe, reçete de çok belli ama sanıyorum Burada kritik olan mesele bunları uygulamak. İşte yanındayız da orada devreye giriyor. Bunları nasıl uygulatırız noktasında? Karar mercinde şu an ağırlıklı yüzde 90 diyebileceğimiz oranda erkekler oturduğu için şirketleri yöneten hem sivil toplumu yöneten hem Aynen. şirketleri Hı -hı. erkekleri olduğu için biz de orada bir zihin dönüşümünü nasıl tetikleriz? Bu yazdığımız çizdiğimiz kuralları işte rehberleri, şirketlerin kendilerine koyduğu o code of conductları nasıl uygulatırız noktasında da yanındayızı devreye sokup burada bir zihin dönüşümü ve bir paylaşım tetiklemeye çalışıyoruz. Bir Pratik bir yalan da sunuyorsunuz aslında Aynen. orada. Bir de büyük Aynen. bir ihtimalle şey de oluyordur yanındayız derneği üyeleri arasında. Bu ilham veren hikayeler konuşulduğu zaman, hı hı. E, diğer kişiler de şey düşünüyorlar, ben de şirketimde bunu yapmalıyım. Hı hı. Hani e, dolayısıyla hep bir hikaye, yani şirketler arasında da rekabet olduğu için özellikle de bu yönetişim alanında orada ben çok büyük ilerleme olacağını düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla yapan şirketlerin, yapmaya hı hı. çalışan şirketlerin de biraz daha böyle yüksek sesle söylemesi lazım. Biz yapıyoruz. Bunun arkasındayız, bu da bu değişimi evet. yaratacağız ve aksiyon planımız bu. Hani dolayısıyla diş, dış iletişim ben hep bu konuda var e, olmasını düşünüyorum. Özellikle de yönetişim alanında. Bunu çok yapmıyor şu anda özel sektör. Birazcık daha kendi içinde ya da sizin e, düzenlediğiniz konferanslarda bunu dile getiriyor. Halbuki evet. bunu şeyinde yapsa, yaygınlaştırma üzerine bir plan da yapsa orada diğer şeyler, evet. şirketler de büyük bir ihtimalle ilham alacak. Benim son sorum, Hı. böyle çok güzel de, e, keyifli de sohbet oluyor. Sana şeyi sormak istiyorum. E, eşitlik meselesinde uzun zamandır çalışıyorsun, bu senin hayatında aslında büyük bir gündem. Ben onu da çok iyi biliyorum. Senin zorlandığın alanlar muhakkak vardır, her birimizde olduğu gibi. Bu zorlandığın alanlar ne? Ve bu zorlandığın alanlarda aslında e, hangi öğrenimlerle birlikte çıkıyorsun? Hı, çok güzel. Benim en çok zorlandığım alan şu çelişkiler içsel çelişkilerimiz aslında kendime dairdi. Hani de gözlemlediğim. Şimdi biz eşitliği çözmeye çalışıyoruz. İşte demin bahsettiğim gibi hani şirketlerde, sen de eminim danışmanlık yaptığın organizasyonlarda hep bunları konuşuyoruz. Ama bazen bu öyle ince ve hassas bir terazi ki yani bazen tabii o ayarı hepimiz kaçırabiliyoruz. Aslında burada herhalde önemli olan farkında olmak. Yani burada biraz hata yaptım ama. Şöyle yapabilirim, biraz hizalanmak, ee, mesela ben kendimi şöyle yakalıyorum, şimdi onu düşünüyorum, mesela çelişkiden kastım şu, kişisel bir örnek vereyim. Mesela trafikte bir olay yaşıyorum, önüme bir tane araba <laughs> kırıyor ve böyle hani bir kafamı çevirip, acaba bir kadın mı kullanıyor diye zihnimden geçiriyorum. Yani biraz... Öğrenmiş kalıplar. <laughs> kalıplar ya da hani yani... Bilinçaltımızla hep bir savaş halindeyiz. Yani bazen biz bir şeyin doğrusu budur, budur, budur desek de bilinçaltımız bizi orada başka bir yere çekebiliyor. İşte ne bileyim şirketlerde şu an en çok e, yönetim kurulu seviyesinde konuşulan konu tabii bu ESG davası. Hı. İşte e, iklim, e, işte yönetişim tarafı ve sosyal tarafı. Özellikle hani şeyde hedefler çok net iklim tarafında ve işte emisyon değerleri vesaire. Bunlara bu kadar kafa yorulurken görüyoruz işte o şirketlerin en tepe yöneticileri ya da patronları diyelim özel jetlerini kullanmaktan vazgeçmiyorlar. E şimdi e, ya da işte şeyi düşünüyorum. Ya bu çelişkiler dünyası o kadar e, fazla ki hayatımızda. İşte Hollywood filmlerini düşünelim. Yani bizi çok etkileyen ve e, belki de eşitlik konusundaki en derin sorgulamaları bize yaşatan. Yani işte ne bileyim kadın erkek ilişkilerine dair o filmden çıktığımızda Hı -hı. dünyamız değişiyor. Ya da eşitlik konusunda farklı bakıyoruz. Sonra bir öğreniyoruz onun yapımcısı yönetmeni. Tu hareketiyle Too hareketiyle afiş ediliyor. Örneğin işte şimdi COP28 gündemi var. İşte e, Dubai e, ve işte iklim gündemi için yine liderler buluşacak, toplanacak. Geçen sene bence en önemli, en hani e, benim adıma belki de algıda seçicilik bilmiyorum, göze çarpan şey haberlerden biri... E, geçtiğimiz sene Mısır'da aynı zamanda yapılmıştı COP27. İşte e, liderler bir araya geliyor. Dünyayı nasıl daha temiz enerjiyle yönetiriz diye konuşuyor. Ve işte e, Öncesinde toplumsal cinsiyete dair toplantılar yapılıyor. Kadın liderleri nasıl arttırırız vesaire. Sonra toplantı bittikten sonra bir aile fotoğrafı çekiliyor ve 110 e, ülke liderinin arasında... Yedi tane kadın var şimdi hmm. e, ve hatta birisi e, de şöyle yazmıştı hiç unutmuyorum o 110 kişinin içindeki 7 kadın da tabii rastsal olarak dağılmış ve bazı medya e, haber kaynakları fotoğrafı ortadan kroplamış ve yani hiç kadın neredeyse görünmüyor. E şimdi bu noktada bir aktivist de çıkıp şey demişti yani bu o, tablodan biz nasıl bir temiz enerji geçişi bekliyoruz bekleyebiliriz. Dolayısıyla hayatımız hep çelişkilerle dolu. Yani bir şeyleri yapma yolunda çok güzel ilerlerken bir taraftan da tabii defolarımız, hatalarımız var. Ve değiştiremediğimiz bir takım şeyler var. Evet beni en çok bu zorluyor diyebilirim. Ama o noktada nasıl baş ediyorum ya da nasıl öğrenimler ediniyorum dersen. Hep bu demin seçim sürecinde de konuştuk. Yani çevremde bulundurduğum doğru insanlarla. Ee, ve hep e, tutarlı bana bilgi vereceğini düşündüğüm insanları çoklamak hı hı. ve onlara danışmak. Mesela ikimizin ortak bence bir hizalayıcısı var diye düşünüyorum İbrahim Betil. Hı hı. Ee, ben hani böyle hep çıkmaza girdiğim noktalarda e, İbrahim Bey dinlemeyi, hı hı. onun söyleşilerini, onun e, yazdıklarını okumayı... E, ...zaman zaman onu ulaşıp hı hı. E, görüş almayı çok seviyorum. O ve e, ilham aldığımız... Ee, bu konuda da çok çaba sarf etmiş, özellikle sivil toplum ekseninde yani ee, kişilerle görüş alışveriş yapmayı çok seviyorum. Belki de çıkış noktası kendimce geliştirdiğim Hı -hı. bu diyebilirim. Hanım evet orada ben evet. de bu, arada bu yöntemi kullanıyorum mesela yani çünkü evet. e, bazen bu meselelerin içerisinde sıkıştığımız alanlar oluyor e, çünkü hani e, Hı -hı. en başında Türkiye'de yaşıyoruz ve burada iş yapıyoruz evet. bir taraftan da zorlu alanlarda da iş yapmaya çalışıyoruz. O hizalanma başkasını tekrardan duyma ve orada sakinleşme sürecine girdikten sonra tekrar o mesele için mücadele etmek bana iyi geliyor. Hani orada bir o insanlarla birlikte ben de nefes alıyorum. Hani duruyorum gibi ee, bunu duyduğuma çok sevindim. Ben bugün programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum Selen. Yani çok keyifli oldu. Ee, yani böyle kahve sohbetlerinizi ben burada farklı açılardan yaptığım için de çok mutluyum. Umarım bundan sonrası da senin için çok güzel olur. Ben böyle yanında izlerleyin başka bir yere götüreceğine de çok eminim. Zaten o süreç de başladı. Çek tekrardan çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, yanındayız da senin de emeğin büyük. Yani. <laughs> <Çok> teşekkürler. <laughs> Öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani o, o... Demin de konuştuğumuz <laughs> o e, dış dünyanın ve ekosistemin e, önemli parçalarından biri de sendin benim için. Desteğin için ben çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacaklarımız için de heyecanlıyım. Aynen. <laughs> aynen. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sistem Dönüşüm ve Etki programımızın üçüncü bölümünü e, Selen'le birlikte kapatıyoruz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.